Evet. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Bu sefer de kitabı çekeceğiz. Evet. Kemal, bugün üstünde ne var senin ya? Catboy. Catboy mu? Bu Catboy'un kuyruğu yoktu, biliyor musun? Düşmüştü. Aa, kuyruk geri gelmiş. Nasıl geldi? Düşmüyor mu bu kuyruk? Aa, dikmiş bunu buraya. Kim dikti? Ben diktim. Evet. Senki de mavi, benimki de. Evet, mavi. Bugün mavi giydik Kemal'le. Kemal, bugün nasıl bir etkinliğimiz var? Böyle yapıştırmalar. Evet, hayvanların eğlenceli şekillerini 100 tane çıkartma olan yapıştırarak hayvanları öğrenme kitabı bulduk bir tane. Onu aldık, değil mi? Burada boş resimler var. Neler var? Boş resimler var, gördüğünüz gibi. Ya bunun çıkartma sayfasından bunun çıkartmalarını bulup yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştırma sayfasını bulalım. Evet, çıkartma sayfasını bulalım. Gönderdim. Aynen, çıkartmalarımız burada. O ne çıkartması? Zebra. Zebrayı bulalım bakalım. O zaman zebrayı tamamlayalım, hadi. Aha, burada zebra. O zebranın neyi? Kafası. Kafası mı? Tamamen sen yap. Ben yardım etmiyorum bak. Aa, çok güzel oldu kafası. Ama gövdesi yok. Gövdesi ne de? Bulabilecek misin? Ha, evet. Bence bulamayabilirsin. Gövdesi. Şöyle yapalım mı? Bak, şu sayfa her zaman lazım ya. Bunu böyle alalım. Bu burada kalsın. Zebra sayfasına götür. Geri takarız. Bitince. Zebra sayfasına git şimdi. Tek tek sayfaları bir daha çevirmeyelim. Evet. Başka hangileri zebranın olabilir? Aslında belli ediyor kendini zebra. Ben de seni buldum. Evet, ama dikkatli yapıştırman gerekiyor, değil mi? Doğru yapıştırmalısın. Çizgileri doğru denk gelmeli. Zebranın çizgileri öyle mi olur, öbür türlü mü olur? Böyle. Bak, burada göstermiş. Şu, burası alta gelecek, burası üste gelecek. Aslında o kadar fark etmez ama gene de öyle daha güzel olur. Evet, gördün mü? Daha güzel oldu. Çünkü zebraların karın tarafı biraz daha beyaz oluyor. Çizgileri daha üstünde oluyor. Evet, bak, burada olması gerekeni zaten gösteriyor size arkadaşlar. Ve ihtiyacımız olan parçaları da gösteriyor. Arkadaşlar. O parça nereye? Bak, burada gözüküyor. Buraya. Yani şekle uygun şekilde yapıştırsan, ama ben yardım etmiyorum sana. Sen istediğin gibi yap. Senin zebran bu çünkü. Şöyle. Bakalım. Evet, güzel oldu. Diğerlerini de yapalım. Ayaklarına bastırma. Arkadaşlar. Arkadaşlar, biraz yırtabiliriz. Önemli değil ama. Birazcık yırtılması önemli değil mi? Genel şekli bozmaz, değil mi? Evet. Evet, birazcık kaydırdım burayı sanki. Bunu birazcık kaydırdın, dikkatsiz yapıştırdın birazcık. Düzgün yapıştırmalıyız. Şöyle birazcık güzel şekle tam denk getir. Bir tane daha ayak var. Kocaman. Şekle tam denk getir. İki elini kullan gerekirse. Kocaman ayak arkadaşlar. Kaydırmasana, niye kaydırıyorsun onu? Kocaman ayak. Şekle büyük ölçüde kocaman denk getirmen ayak lazım. Birazcık kayması sorun değil. Bak, orada boynu var, bir de ayağı var. Bulman gereken. Bu mu ayak? Evet. Ayak ve boyun bulacaksın. Ayak bu, boyun bu bence. Evet, boyun bu. Çiçedik boyunu var. Taksana oraya, niye oraya çıkarıyorsun? Aldığını yerine tak. Ya öğretmenim öyle yapıyor. Öğretmen. Okulda da mı yapıyorsunuz bundan? Evet. Ha, önce bütün parçaları ayırıyorsunuz, öyle mi? Hmm, o da bir taktik aslında. Masanın kenarına yapışkan özelliğini kaybetmeyecek şekilde. Evet, bakalım. İki şekil benzedi mi arkadaşlar? Bununla bu. Bayağı benzedi. Çak. Şimdi? O ne? Fil. Fil değil bu. Fil. Evet, mavi bir fil. Vay. Şöyle. Şimdi bakalım. Kafası çok büyük arkadaşlar. Wow, kocaman kafası var be. Önce kenara biriktiriyor Kemal. Bütün filleri buraya biriktir o zaman. Hadi öğretmenin taktiğiyle yapalım bunu da. Boynu küçücük mü? Boynu yok. Boynu yok. Boyunsuz bak bu. Evet, dikkati
Boyun koymamışlar. Direkt kafayı gövdeye yapmışlar. Büyük bir gövdesi var. Ayakları küçük. Kuyruğu zaten burada var. Kuyruğunu biz yapıştırmayacağız. Burnunu, ayaklarını, boynunu, kulaklarını, kafasını burnu yapacağız. Burnu var. Üç tane de burnu var. Bak bu arada gövdesi. Evet. Arkadaşlar nasıl yırttın? Bence oradan alıp buraya yapıştırmak yerine direkt buraya yapıştırmak daha mantıklı. Öğretmenin taktiğini ben çok beğenmedim. Ya ne güzel. Cihangir öyle yapıyor. Ha, o zaman öğretmenin değil Cihangir'in taktiği o. Cihangir'in taktiğini yapıyor. Yoksa kol keçirme olabilir. Evet, aferin oğlum. Özgün olmak çok önemli. Başkasının yaptığı şekilleri başkasının yaptığı şekilde yapamayız. Evet, bu çok önemli. Özgün olmak gerekir değil mi? Ya da başkasının emeğini kullanıyorsak da ona atıf vermemiz özgürlük, gerekir. Bir şey söyleyeyim mi? Evet, Kemal'i intihal konusunda yetiştiriyoruz akademik olarak değil şey mi Kemal? Kopya çekmiyoruz, kopya yapıştır yapmıyoruz, intihal yapmıyoruz, plajizme düşmüyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sonra dün okul, sonraki de okulda ne yaptım söyleyeyim mi? İskalardan kopya çektim. Aha, bu olmamalıydı. Ama birazcık yardım almak çocukken olabilir ama önemli olan kendini yapmaktır. Kopya çekmek doğru bir davranış değil açıkçası. Ya da güzel dedim. Ders güzeldir. Bazen öğretmenin der ki mesela arkadaşlarından yardım alabilirsin der. Öğretmenin izin verir. O zaman yapılabilir tabii ki. Arkadaşlar! Evet, bayağı uzun bir fil oldu bu. Hadi bunu doğru bir fil yapalım. Evet. Ayağı geldi. Tamam, bir dakika. Birazcık iki elini kullansan, daha dikkatli olsan daha iyi olacak işte, o yüzden sana söylediğim o. Neyse şöyle olsun. Tamam, şimdilik böyle olsun, bir şey olmaz. Artık kaydı o. Birazcık öyle olsun, önemli değil o kadar. Yapışkan olduğu için birazcık kaymalar olabilir. Hızlı yapıyorsun. Dikkat etmiyorsun pek. Çünkü çok yapıyorsun okulda bunlardan biliyorum. O yüzden o kadar dikkatini çekmiyor. Evet arkadaşlar, çocuklar bazen etkinlikten sıkılıyor yani. Ben sıkılmıyorum. Sıkılmıyor musun? Aferin sana. Bunlar bizim gelişmemize katkı sağlıyor. Tamam, doğru oğlum. Tam kalsın, önemli değil. Biraz kaymış olması çok etki etmez. Kalsın. Ama dikkat edersen, çok kaydırmazsan iki elinle daha rahat olur. İki elinle neden yapıştırmıyorsun? Daha iyi hiza alma şansın var iki elinle. Ama tek elle yapman da onun ayrı bir gelişime katkısı var. O da güzel. O da olur, o da olur yani. Evet, neredeyse bitmek üzere fil. Bayağı bir benzedi. Ufak tefek kaymalar oldu. Bakalım. Evet, gayet güzel bir fil oldu bu da. Evet, çak şimdi bakalım. Arka sayfaya. Tamam, yeterli bence. Hadi bay bay yapalım. Sonra biz kendimiz yapalım kalanlarını da. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Siz de böyle bir etkinlik kitabı alıp yapabilirsiniz. Bu motor becerilerinizi, el yeteneklerinizi geliştirecek. Hayal gücünüze katkı sağlayacak. Zihinsel gelişiminizi destekleyecektir. Evet, kafanızı değiştirecek. Yani zihinsel gelişiminize katkı sağlayacak. Daha zeki olmanızda size yardımcı olacaktır bu tür aktiviteler. Bay bay. Bay bay. Baba.